Merhaba, bu eğitim filmimizde AutoCAD 2013'teki taşıma ve kopyalama komutlarını inceleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi parçamız var. Şimdi parçamızın üzerine iki tane de daire var. Bunları kopyalamak istiyoruz. Kopyalamak için Copy Enter diyebiliriz klavyeden. Enter dedikten sonra hemen bize objeleri seçmemiz gerektiğini söylüyor. Şu objeyi seçiyorum. Ve seçtikten sonra tekrar Enter diyoruz, nokta belirliyoruz. Bir noktadan diğer noktaya. Ben diyorum ki şunun merkezinden taşıyacağım. İster ölçü girebilirim. İstersem de direkt bir nokta belirleyerek götürürüm. Örneğin buraya dedim. Şimdi hala komuttan çıkmadığım için daire var mouse okumun ucunda. İstediğim yere bunları taşıyabiliyorum. Buraya dedim örneğin. Ancak ne olacak? Ya enter deyip çıkacağım veya enter deyip exit enter diyerek komuttan çıkacağız. Tekrar yapalım örneğin. Kopyala diyeceğim. Bu sefer hepsini kopyalamak istiyorum. Enter dedim, nokta belirliyorum. Şu noktadan örneğin şu noktaya. Bakın. Enter dediğimde yanına tam kopyalamış olduk. Tabi değer de verebiliriz. Yani arası boşluklu da olabiliyor. Ctrl Z dedim ve yaptığım işlemleri geri aldım. Kopyalama çok basit gördüğünüz gibi. Taşıma nasıl oluyor? Taşımada move komutu yardımıyla yapıyoruz. Klavyeden move dedik, enter dedik. Neleri taşımak istiyoruz onu belirleyeceğiz. Diyorum ki şu dairemi taşımak istiyorum. Seçtikten sonra enter diyoruz. Nokta istiyor benden. Diyorum ki tam şu noktadan taşımak istiyorum. Nereye? Örneğin şuraya. Tıkladım. Bakın buradan aldı, buraya götürdü. Kopyalama kendisi kalıyor. Bir tane kopyalıyor veya birden fazla kopyalayabiliyoruz. Taşımada da direkt kendisini taşıyor. Ctrl Z dedim, tekrar geldim. Şimdi hepsini taşımak istiyorum. Move Enter dedik tekrar. Objeyi seçeceğim. Şöyle kutucuk içerisine alacağız. Enter dedik. Nereden taşıyacağız? Şu noktadan belirlediğimiz bir nokta. Örneğin şuraya. Tıkladık. Hepsini buraya taşımış olduk gördüğünüz gibi. Bu eğitim filmimizde taşıma ve kopyalama komutlarını gördük AutoCAD'deki. Sonraki eğitim filmlerimizde diğer komutlarına devam edeceğiz.